Karanın zararları neler, bu konuya ilişkin dünyada konuşulan şeyler neler, araştırmalar neler, hep birlikte bakacağız. Şimdi bu konuya ilişkin Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu ile bir konuşma yapacağız. Çağlar Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim, ben davetiniz için teşekkür ederim. Tam da Türk Toraks Derneği'nin bu tür konuları tartıştığı bir yaz okulundayım. Oradan sesleniyorum, onun için kusura bakmayın, arkada duvar kağıtlı falan bir odayı ancak bulabildim burada. Hiç problem değil. Asıl pazar sabahı bizim yayınımıza katıldığınız için, değerli vaktinizi ayırdığınız evet. için biz çok teşekkür ederiz Çağlar Bey. Evet, şimdi özellikle son zamanlarda elektronik sigara yeniden gündem oldu. Bu konuya ilişkin bazı ölümlerin, hatta ölümden dönenlerin olduğunu biliyoruz ve ünlü isimler oldukları için de aslında sosyal medyada da haberlerde de çokça yer verildi bu konuya. Şimdi elektronik sigaradan öncelikle şunu sormak istiyorum. Elektronik sigara ile normal sigara arasında bir fark var mı? Elektronik sigaranın nikotini azalttığı doğru mu? Çok teşekkür ederim aslında bu fırsatı verdiğiniz için. Tam da şu günler Türkiye'de elektronik sigara serbestleştirilmeli mi, satışı yaygınlaştırılmanın mı tartışmasının olduğu günler. İki sigara arasındaki fark şu: biri o klasik sigara tütünün doğrudan yanmasıyla kullanılıyor. Diğeri ise nikotin bağımlılığının devamını sağlamak için içinde nikotin olan ama işte çevreye de görünür duman salmasın diye özel kimyasal maddelerle nikotinin insana verilmeye çalışıldığı doğrudan çok ciddi zararlı ve kimyasal maddeleri içeren ürünleri solumamıza neden olan bir başka sigara türü. İkisi de sigara. Kelime oyunları yapılıyor. İngilizce'de işte birine smoking, dumandan kaynaklanan tarafı anlatılırken burada fiili bile değiştirip vaping, yani işte bir buhurdandan çıkan buhulanma fiilini kullanmayı tercih ediyorlar. Özetle ikisinde de amaç nikotin bağımlılığının insanda kullanan da devamı. Böylece hangisini kullanıyorsanız sürekli onu alarak bu pazarlamaya, bunu satan firmalara sürekli sürdürülebilir bir müşteri olmanıza neden olması. Aslında ikisinin de amacı bağımlılığı devamı. Yani aslında koku bakımından belki bir farkı olabilir. O elektronik sigaraların genellikle işte farklı aromalar katılarak evet. insana hoş gelen bir kokusu belki de cezbediyor olabilir. Ama baktığımızda her ikisinin de zararı ortak anladığımız kadarıyla, değil mi? Şöyle, ortak zararları olduğu gibi birbirlerinden farklı zararları da var. Normal sigara, KOAH, kanser, çocuklarda bir sürü infeksiyon hastalığının fazlalığı, gebenin içmesi halinde düşük doğum tartılı doğumdan sakat doğuma kadar bir sürü problem yaratıyor. Bunu biliyoruz. Elektronik sigara bunları bir taraftan yaparken içindeki kimyasallar nedeniyle diğer sigaradan çok daha hızlı olarak hava yollarında ödem daralmaya neden olabiliyor. Yani öbür sigaraya ek başka sorunlar da yaratabiliyor. Ha, ne var? Hekim olarak bize soruyorlar, işte kanser yapıyor mu? Kanser yapma süreci çok uzun takipleri gerektiren bir durumdu. İlk çıktığı zaman tabii elimizde veri olmadan konuşamayan insanlar olduğumuz için burada veri yeterli değil diyorduk. Ama artık elektronik sigaranın da kanser yapabildiğini söyleyebiliyoruz. Yani normal sigara ne yapıyorsa hemen hemen hepsini yapıyor ve biraz daha hızlı yapabiliyor. Bu nedenle elektronik sigarayı sigara, hatta ondan biraz daha fazla tehdit olarak görmeye başladığımızı söyleyebilirim. Peki elektronik sigaranın bu etkilerinden bahsediyoruz şu anda. Tam olarak akciğere yönelik nasıl bir etkisi var? Çünkü akciğerlerde iltihaplanmaya neden oluyor evet. gibi bazı haberler çıktı. Özellikle doğru. bu konuda ölümden dönenler ya da ölen insanlar için. Evet. Yani tam olarak nasıl bir süreç gerçekleşiyor bu anlamda? Şöyle, önce kısa
bir bilgi vermek isterim. 2019 yılı sonunda biz bir toplantı yaparak bunun zararlarını insanlara duyurduk, bir gündem oluştu ama arkadan pandemi olunca tabii sağlık oraya doğru yönlendi ve biraz uzadı. Niye o zaman böyle bir toplantı yapmıştık? 19 tane aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik sigaraya bağlı 19 kişi yoğun bakımlardaydı. Bunu basın haber yapmıştı ve bize sorulduğunda da bunu biz halka açık bir toplantıyla nedir ne değildir anlatalım istemiştik. Şimdi açık söylemek gerekirse sigara endüstrisi zamanında neyse elektronik sigarayı üretenler de aynı gruplar ve oldukça güçlüler. Bunların haber olması çok zor oluyor. Ama biraz önce dedim ya çok hızlı kötü yapabiliyor. Yani bir bakıma sanki bir kimyasal üreten fabrikada yangın çıkmış da siz onun içinde kalmışsınız gibi ya da bir kimyasal üreten fabrikada korumasız olarak dakikalarca solumuşsunuz gibi hava yolunuza giden bu duman, bu buhar hava yolu hücrelerinizin yıkılmasına, ölmesine neden oluyor. Bu ölme aşamasında hava yolu hücreleri şişiyorlar. Yazık vücutta kendini koruyabilmek amacıyla bölgedeki salgıyı arttırıyor. Aynı astım krizini tetikler biçimde bir durum ortaya çıkıyor. Bu bazı insanlar duyarlı, tabii kişiden kişiye değişiyor, duyarlı olanları yoğun bakıma kadar götürecek. Bizim erişkinin sıkıntılı solunum sendromu dediğimiz duruma yol açacak durumlara yol açıyor. Aynı COVID'de hani akciğer tutulmuş çok ağır hasta yoğun bakıma gidiyor dediğimiz durum var ya, hı hı. Görüntü olarak da ona benzer bir görüntü oluyor Aslıhan Hanım. Bu yüzden özellikle çocuklarda kullanıyorlar görüyoruz. Çok üzülüyorum onlardaki yan etkisi daha da ağır oluyor. Akciğer gelişmesini engelliyor. Özet hızla yoğun bakıma gidecek. Sonuçları bazı kişilerde doğurabilir ama ağırlıklı olarak da bu süreci yavaş yavaş yaşatarak ciddi akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Peki bu anlamda pasif içicilerin bu etkiye, bu dumana maruz kalması da yine aynı oranda etkiler mi kişiyi? Şimdi şöyle diyorum ya biz bilimle uğraşan insanlar elde veri olmadan %100 şu olur evet yapıyor gibi diyemiyoruz. Yani birçok insanı ekranlarda görüyorum kanıtsız konuşuyor ama biz onu konuşamıyoruz. Birincisi şu bu dumanların analizinde yani dışarıya doğru çıkanın analizinde içe çekilenlerle benzer kimyasal maddeler var. Bu kimyasal maddeler yüzünden elektronik sigarada da bir pasif içicilik durumu söz konusu. Şimdilik eldeki verilerle gözde, burunda problemler yarattığı gözüküyor. Akciğerle ilgili de benzeri şeyler yapacağını eldeki verilerle öngörebiliyoruz. Çok daha büyük sayılar gelecek aylarda kamuoyunun dikkatine sunulacak meslektaşlarımız tarafından. Burada zaten aldatmaca biraz oradan başlıyor. Normal sigarada bir duman var. Siz o dumanı görüyorsunuz ortalıkta. Normal sigaradaki doğal tütün hani yandığı için ortalıkta koku biraz daha alana sinmiş oluyor. Ama e-sigarada duman yok. Çünkü milyonlarca dolar araştırma yapıldı ki duman olmasın da çevredekiler bunu fark etmesin diye. Ancak kendim için söyleyeyim hani burnum iyi mi koku alıyor bilmiyorum ama bir yerde elektronik sigara içildiyse kendine özgü bir kokusu var biliyorsunuz. O kokuyu doğrudan orada alabiliyorsunuz. Ya da sizden önce o odada içildiyse o kokuyu orada alabiliyorsunuz. Bunu alıyorsanız zaten pasif olarak da etkileniyorsunuz demektir. Tekrar söylüyorum elektronik sigara pasif içiciliğinin de diğer sigaranın pasif içiciliği gibi olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Bir ileri gidelim. Biz bu pasif içiciliğe sekonder, ikincil içicilik diyoruz. Bir de üçüncül içicilik diye bir şey var. O da içilen, siz içmiyorsunuz, içilen bir ortamda uzun süre durdunuz, çıktınız evinize geldiniz, elbisenizin, paltonuzun, tişörtünüzün üstünde bu koku var. İşte evdeki çocuk, evdeki çalışan insan ya da o ortamda bulunmamış arkadaşınız, eşiniz
üçüncül olarak siz içmeseniz bile taşıdığınız kokudan olumsuz etkilenebiliyorlar. Bunlar da kanıtlanmış şeyler. Yani sigara ne yapıyorsa e-sigara da aynısını yapıyor. Hatta daha farklılarını yaptığını hekimlik pratiğimizde görebiliyoruz efendim. Evet, özellikle bu üçüncüsüyle alakalı açıkçası benim bir bilgim yoktu. Bu da önemli bir şey diyelim. Yani kıyafetesinden o koku çevredeki kişileri evet. de etkileyebiliyor. Buradan tekrardan evet. söylemiş ve hatta uyarmış evet. olalım. Şimdi çocuklardan az önce bahsettik ama anne karnındaki gelişim, annelerin, emziren annelerin ya da hamile annelerin içmesi, yine elektronik sigarayı, onlarda nasıl bir etki yaratıyor? Şimdi bu konuya ilişkin ben öğrenme ve hafıza kaybı gibi farklı şekillerde etki ettiğini duydum. Bu konuya ilişkin bir araştırma var mı? Evet. Şöyle vaka bildirimleri var ve bizim bilim insanları özellikle hekimler vaka bildirimlerini gördükten sonra büyük çalışmalar planlıyoruz ama bu konuda çalışmalar var. Diyorum ya 10 yıl önce bunları bana sorsaydınız işte vakalar var kendi pratiğimden söz edecektim ama artık çalışmalar var. Birincisi bir ürün düşünün, nikotini size verebilmek için yanında bir sürü işte alkaloid madde, zehir de solutuyor açıkçası. Bunları soluduğunuzda tabii ki damar sisteminizde bozukluk oluyor, tabii ki hava yolunuzda bozukluk oluyor. Eğer bir gebe bu kimyasal maddeyi alırsa kan yoluyla bir defa çocuğa gidiyor, onda hasara yol açıyor. Diğer taraftan da oksijensiz kaldığı için çocuğun gelişimi olumsuz etkileniyor. Şimdi tabii ki elektronik sigaranın geçmişi çok fazla değil. Yani hani vardı bazı modeller ama dünyadaki yaygınlığı bakmayın son 5-6 yıldır, bilemediniz 10 yıldır. O nedenle doğan çocuklarda orta vadede neye yol açacağını hep beraber gözleyeceğiz. Ama çok net ki diğer sigaradaki gibi işte düşük doğum tartısına artı kimyasal soluduğunuz için çocukta bazı geri dönüşümsüz sorunlara yol açabilir. Düşüklere yol açabilir mi? Kuramsal teorik olarak açabilir ama onunla ilgili çalışmaları zaman içinde beklemek gerekir. Evet, Çağlar Bey çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Buradan tekrardan etkilerine ilişkin, özellikle elektronik sigaranın etkilerine ilişkin biz de bilgilendirici bir yayın yapmış olduk. Sizin de katkılarınız için çok teşekkür edelim tekrardan. Çok sağ olun Aslan Hanım. Bazen sigara bırakma için bu e-sigaralar öneriliyor. Bu çok tehlikeli ve yanlış. O sigara bırakma değil, normal sigaraya ne e-sigaraya bağımlı yapma süreci. O tuzağa da düşmemek gerekir efendim. Peki, çok sağ olun tekrardan, bunu da hatırlatmış olalım. Evet değerli izleyenler, Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu ile elektronik sigara ve zararları, çocuklarda, hamilelerde nasıl bir etkisi var, bunu konuştuk. Şimdi hava durumundan bahsedeceğiz. İstanbul'da şu anda